İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da ağaçlara düşen kırağı inanılmaz güzel bir manzara yarattı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da tarihi sikkeler ele geçirildi. Libya'da General Haftar Rusya'nın ve Türkiye'nin ateşkes teklifini reddetti. Taner Akçam'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında kitabının Fransızca versiyonu Fransa'da yayınlandı. Kuyumcan'ın Konstantinopolis adlı tiyatro eseri Los Angeles'taki Broadway Dünya Ödülleri yarışmasında 3 ödül kazandı. Bugün Henry Verneuil'ü anma günü. Gece saatlerinde -15 dereceyi gören Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da ağaçlara düşen kırağı izlenmeye değer manzaralar oluşturdu. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Adeta masallardaki gibi. Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Karin Erzurum'da 15, Ardahan'da 9, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü. Yetkililer bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da müşteri kılığına giren jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 460 adet gümüş sikkenin tarihinin 1500 yıllık olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre dün İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla irtibata geçti. Kaçakçılar suçüstü yakalandı ve tarihi sikkeler ele geçirildi. Libya ordusu Generali Halifa Haftar, 12 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye ve Rusya'nın ateşkes teklifini reddetti. Haftar liderliğindeki silahlı kuvvetler tarafından yapılan açıklamada, generalin dost devletin devlet başkanı olan Vladimir Putin'in Libya'da istikrarı sağlama girişimini memnuniyetle karşıladığı, ancak Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçiren terörist gruplarla mücadeleye devam etme niyetinde olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts'in Clark Üniversitesi'nde profesör olan Taner Akçam'ın cinayet emirleri, Talat Paşa'nın telgrafları ve Ermenilere uygulanan soykırımı başlıklı kitabın Fransa'da Fransızca versiyonu yayınlandı. Bu bağlamda tarihçi Fransız Le Monde gazetesine bir röportajda bulundu. Onun sözlerine göre Ermenilere karşı işlenen soykırımı inkar edenler genellikle 1915'te neler olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Akçam, cinayet emirleri tüm bu iddiaları geçersiz kılıyor. Kitap, Ermenileri öldürmek için doğrudan emirlerin gerçekliğini anlatıyor. Türkiye'de inkarın devlet sisteminde bile derin kökleri var. İnkarın üstünden sadece politika yoluyla gelinebilir. Bütün bunlar Türkiye'de demokrasiyi kurmak için verilen büyük mücadele bağlamında görülmelidir. Sadece hükümet değişikliği, Türkiye'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırım konusundaki resmi söylemini değiştirebilir. Vardığım sonuçlar, Türkiye'de demokrasi kurmak için mücadele edenlere yardımcı olacaktır, dedi. Konstantinopolis adlı tiyatro oyunu Los Angeles'taki Broadway Dünya Ödülleri yarışmasında 3 ödül birden kazandı. Aram Kuyumcan en iyi yönetmen adayı olarak kazanırken başrol oyuncuları Travis Loughlin ve Eva Abrahamyan en iyi kadın ve erkek oyuncular adaylığıyla ödül kazandı. Konstantinopolis adlı tiyatro oyunu geçen sonbaharda sahnelendi. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra eski Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde Ermeni cemaatinin yaşamını yansıtıyor. Eleştirmenler yönetmenin ve oyuncu kadrosunun harika senaryosunu ve yeteneğini vurgulayarak bu performansı çok takdir ettiler. Gerçek ismi Aşot Hagop Malakyan olan Henry Verneuil, Fransalı Ermeni ünlü film yönetmeni. 15 Ekim 1920'de Tekirdağ'da doğdu. 11 Ocak 2002'de ise Banyole'de vefat etti. 15 Ekim 1920'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Rodosto Tekirdağı'nda doğdu. Verneuil'in ailesi, Verneuil daha 4 yaşındayken 1924'te Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra göç etti. Bir süre Yunanistan'a yerleştiler ve ardından Marsilya'ya taşındılar. Erken yaşta Marsilya'daki Ermeni kilisesinde şarkı söyledi ve bir Katolik okuluna gitti. Daha sonra Uygulamalı Sanatlar Okulu'nda okudu ve 1941'de Fransa
Oksan Ot bölgesinin Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1944'te Horizon adlı haftalık gazetede çalışmaya başladı. Ermeni meselesi hakkında makaleler yayınladı ve sinema üzerine radyo programları yaptı. 1949'da Paris'e taşındı ve sinemada çalıştı. 1948'de Verneuil, yazar Avedis Aharonyan'a adanmış olan Ermeni Kederin ve Özgürlüğün Şarkıcısı adlı ilk filmini yönetti. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Verneuil, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra Marsilya'ya taşınan Verneuil'in babası Hakop Malakyan'ın ailesinin hikayesini anlatan otobiyografik filmleri Anne ve Cennet Caddesi Ev No. 588 ile tanınıyor. Kariyeri boyunca 50'den fazla film çekti. Fransız Onur Lejyonu madalyası, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Surp Grigor Lusavoriç 1. dereceli madalya ile dünya sinemasına büyük katkıda bulunduğundan dolayı Altın Kayısı Film Festivali çerçevesinde ölümünden sonra Sergei Parajanov büyük ödülünü kazandı. Bir kez de Beş Ayaklı Koyun adlı filmi en iyi senaryo nominasyonunda Oscar'a aday gösterildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size folk grubu Gata Band tarafından seslendirilen Antranik Paşa adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.